Herkese merhabalar. Regista kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Chelsea. Bildiğiniz üzere Chelsea yaklaşık bir buçuk senedir eski oyuncusu Frank Lampard ile çalışıyor. Fakat bu Ocak ayında Lampard görevinden ayrıldı ve onun yerine Paris Saint Germain'in eski hocası Thomas Tuchel göreve getirildi. Ayrıca bu yaz sezonunda ise ses getiren transferler yapıldı. Haydi gelin hep beraber bunları bir ele alalım. <laughs> Öncelikle transferlerden başlayalım. Chelsea bu yaz resmen para saçtı. Para Avramovic'e fazla geldi arkadaşlar. Saymaya başlıyorum. Paris Saint Germain'in kaptanı Thiago Silva ve Nice'den genç stoper Malang Sarı bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Rennes'den kaleci Eduard Mendy'i, Ajax'dan Hakim Ziyech'i, Leicester'dan Ben Shilveli, Leipzig'den Timo Werner ve Leverkusen'den 80 milyon euroya Kai Havertz'i kadrosuna kattı. Evet 80 milyon euro. Evet şu an oyuncu piyasasının ne kadar uçmuş olduğunu farkındayız. Fakat Kai Havertz gibi bir oyuncuya 80 milyon euro vermek bence biraz aptallık olmuş. Çünkü Chelsea zaten en çok savunmada sıkıntı yaşayan takımlardan biri. Avramovic bu parayı ha Havertz'e vereceğine direkt bir savunma oyuncusu alabilirdi. Yani Ruben Dias'ı City'ye kaptıracağını önce sen alabilirdin şimdi niye almadın yani? Neden yani 80 milyon euro kepaya da verdin, ha Havertz'e de verdin. Aynı problemi yaşıyorsun. Verme abi. Git bir tane savunmacı al. Şampiyonluğa oyna yani. Ne bu der tasar. Gidenlere baktığımızda ise oyuncuların büyük bir kısmı kiralık olarak takımdan ayrılmış. Rose Barkley Aston Villa'ya, Loftus Cheek Fulham'a, Tomori Milan'a, Batshuayi Crystal Palace'a, Moses Spartak Moskova'ya, Bakayoko Napoli'ye, Zappacosta Genoa'ya ve sezon başında alınan Malang Sarda hemen Porto'ya kiralandı. Takımdan temelli ayrılanlar ise Morata Juventus'a, Pedro Roma'ya, Willian Arsenal'a ve son olarak 7 yıl boyunca Chelsea oyuncusu olup her sezon başka takıma kiralanan Lucas Piazzon takımdan temelli olarak ayrıldı ve Braga'nın yolunu tuttu. Bunlar ayrılanların bir kısmı sadece. Daha birçok oyuncu başka takımlara kiralandı. Bu kadar çok kiralık oyuncu olmasının sebebi ise bunun bir strateji olması. Evet Chelsea'nin bir kiralık sistemi var ve hatta Lucas Piazon da bu kiralık sisteminin bir ürünüydü. Evet bu Chelsea'nin kiralık sistemini önümüzdeki videolarda inceleyeceğiz. Yani bir ton, bir dünya oyuncusu var. Yani sağda solda gördüğünüz birçok oyuncu Chelsea oyuncusu olabilir aslında. O yüzden buna ayrı bir video mutlaka çekeceğiz. Gelelim işin diziliş ve taktik kısmına. Chelsea birden fazla dizilişe ve taktiğe sahip olan bir takım. Ancak biz bunlardan en fazla kullandıkları ve en temel aldıkları iki dizilişi ele alacağız. Lampard ile en çok kullandıkları 4-3-3 dizilişi ve Tuhel'in gelmesiyle beraber oynamaya başladıkları 3-4-2-1 dizilişi. Lampard'ın 4-3-3'ünde ilk bahsetmemiz gereken kısım orta saha kısmı. Chelsea'de kadro deneyinin yüksek olması ve oyuncuların birden fazla mevkide oynayabiliyor olması Lampard'a büyük kolaylık sağlıyordu. Bu yüzden orta sahada net bir üçlüsü yoktu. Söylediğimiz gibi tek bir taktiği olmadığı için taktiğe göre oyuncu tercihi yapıyordu. Fakat biz ideal orta saha üçlüsü olarak... Kante, Mount ve Havertz üçlüsünü seçtik. Kante ön libero olarak pozisyon alırken Mount ve Havertz daha hücumcu bir oyun sergiliyordu. Hücum hattında ise başlarda Werner'i Santrafor olarak tercih ediyordu. Werner'in patlayıcı kuvveti ve hızından yararlanarak savunma arkasına sarkmasını istedi. Fakat bu hücum stratejisi sağda başarılı olmadı. Hava toplarında ve ikili mücadelelerde zayıf kaldı Werner. Lampard da bu yüzden Werner'i sol kanada çekti ve Santrafor'da ise genellikle Tammy Abraham'ı kullandı. Zaten baktığımız zaman Abraham hem hava toplu mücadelelerinde hem de ikili mücadelelerde Werner'den daha iyi yüzdelere sahip. Böylece ideal hücum üçlüsü de Werner Abraham Ziyet şeklinde oluşmuş oldu. Savunmada ise solda Chilwell'i, sağda ise Rhys James tercih ediyordu. Stoper ikilisini de Thiago Silva Kurt Zuma oluşturuyordu. Kalede ise Mendy tercih ediyordu. 80 milyonluk Kepa'ya ise kulübe yolu gözükmüştü. Tuhel'in gelmesiyle son zamanlarda birkaç maçta oynadığı Kepa. Bife fena da iş çıkarmadı. Yani bence Kepa kötü kaleci değil. Ama haber için söylediğim şey yine Kepa için de geçerli. Abicim bu adam 80 milyon euro etmez. Etmez. Sen şampiyonlu oynuyorsun. Stoperinde Rüdiger var. Kristensen var. Kim bu adamlar abi? 80 milyon euro böyle adamlara vereceğini git ne bileyim Sevgi Adan Jules Kunde'yi al. Git Benfica'dan City'ye kaptıracağını işte Ruben Dias alsana abicim. Savunmanı güçlendirirsene zaten hücumda çok iyisin. Yani Böyle gereksiz transferlere ne gerek var Abramovich abi bak sinirleniyorum ha. Oyun içinde Kante'nin ön libero olarak oynaması Mount ve Havertz'e daha çok özgürlük tanıyordu. Bu serbestlikle beraber merkez orta sahalar topu daha çabuk ileri bölgeye taşıyorlardı. Bu bölgede bulunan Mount ve Havertz top aldıkları zaman kanat oyuncuları Ziyech ve Werner daha iç pozisyona yani half space bölgesine doğru yaklaşarak bu bölgede orta sahalardan top almaya çalışıyorlar. Orta sahalar aldıkları topları dikine kullanarak gerek dribbling gerekse pas yoluyla hata çıkıyorlar. Orta sahada Mason Mount ve Mateo Kovacic topunu dikine kullanma anlamında takımdaki en etkili isimler. Ayrıca Mason Mount maç başına 2.6 kilit pas ile bu alanda ligde 4. sırada. İşte Havertz'in zaten en çok eleştiri aldığı konulardan biri de bu nokta zaten. Yani verdiği ücrete rağmen çok yüklü bir bonservis ve deli öden de Havertz'e. Fakat yani bu sene doğru düzgün takımda hiç şans oluşturamadı. Hiç böyle kilit bir pas vermedi ki zaten... Baktığımız zaman takımdaki en kötü isimlerden biri Havertz bu konuda. Ki ben bunu gene ekrana koymayacağım bu istatistikleri. Fakat yani araştırdığınız zaman görebilirsiniz yine. Havertz takımda böyle hücumsal anlamda katkı çok az yani. Takımda en az katkı veren oyunculardan biri. O yüzden bu kadar eleştiri alıyor. Chelsea rakip yarı sahaya yerleştiği zaman ise beklerini de hücumda etkin bir şekilde kullanıyordu. Reece James ve Ben Chilwell ileriye çıkarak hücuma destek veriyordu. Beklerin ileriye çıkmasıyla beraber Werner ceza sahasına yaklaşarak ikinci bir santrafor gibi oluyordu. Böylece ceza alanında ikinci bir şut tehdidi yaratıyordu. Ters kanattaki Ziyech ise orta alana iç koridora yaklaşıyordu. Bu sayede Ziyech'in teknik kapasitesinden yararlanarak oyun kurmaya yardımcı oluyor hem de uzaktan şut tehdidi de yaratıyordu. Top beklere geldiği zaman ise beklerin tercihi orta kesmekten yana oluyordu. Bu ortalarda ise ceza sahasında Werner ve Abraham ikilisi giriyordu. Zaten Silver ve Rhys James takımda en çok orta kesen iki oyuncu. Ayrıca sağ kanattan yapılan ataklarda zaman zaman Zie için daha geniş, taç çizgisine yakın durduğunu da görüyoruz. Bu durumlarda Rhys James orta alana yaklaşıyor ve Zie için birebir oynamasına olanak sağlıyor. Savunmada ise genellikle 4-4-2 dizilişine geçiş yapılır. Mount sol kanada, Werner ise forvete geçer. Kontrollü yapılan baskının ardından kapılan toplarda kontra atak şansı yaratılır. Topların geneli hızlı olması sebebiyle verdenin olduğu bölgeye doğru atılır ve takım ileriye çıkar. Lampard ilk geldiği sezon gayet heyecanlandıran bir top oynamıştı bana kalırsa. Ki gayet de iyi gidiyordu geçen sene ama bu yaz yapılan transferler onu baya bir zora soktu. Ki bu transferlerin ben Lampard'ın isteği doğrultusunda yapıldığını düşünmüyorum. Bu tamamen Abramov için para harcama sevdasından kaynaklanıyor. Gelen oyuncular çok kaliteli fakat Lampard bu oyunculara doğru mevkiyi bulamadı. Yani baktığım zaman Werner Leipzig'de santrafor olarak parladı. Bir sezon 30 gol attı. Fakat sen onu sol çizgiye atarsan ondan o kadar verimi elde edemezsin. Ona uygun bir plan bulman lazım. Ki Ziyech keza öyle. Ziyech'e bir türlü uygun görevi, uygun şeyi bulamadığını düşünüyorum hala. Yani iki teknik adamda da bir mount parladı. Yani bakalım Tuhel şu an için iyi gidiyor. Bakalım Tuhel neler yapmış. Gelin biraz da onlara bakalım. Tuhel takımın başında biri FA Cup, altısı ise lig maçı olmak üzere 7 maça çıktı. Tuhel ile ilgili ayrıntılı bir analiz yapmak için henüz erken. Kendi sistemini zamana daha iyi oturtacaktır. Fakat şu an için baktığımız zaman Tuhel 3-4-2-1 dizilişini kullanıyor. Savunmada Silva, Rudiger, Aspilicueta üçlüsünü tercih ediyor. Çift ön liberoda sezon başından bu yana şans bulmakta zorlanan Jorginho ve Mateo Kovacic bulunuyor. Kanat beklerdi ise solda Marcos Alonso, sağda ise Callum Hudson-Odoi. Çift forvet arkası olarak Werner ve Mount, en ileride ise Tammy Abraham bulunuyor. Tuchel'in sisteminde iki kelimeyle özetlemek gerekirse half space ve genişlik kelimeleri yeterli olacaktır. Çift forvet arkası kullanarak bu half space bölgelerinden maksimum verimi almak istiyor. Kanat beklerden de çizgiye yakın olup oyuna genişlik kazandırmalarını istiyor. Böylece oyun alanı büyüyecek ve rakibin kapanan savunmasını açmaya yardımcı olacak. Tuchel genel olarak geriden oyun kurmayı seven bir teknik adam. Chelsea'de de bunu uyguluyor. Burada geriden oyun kuran isim genellikle Thiago Silva oluyor. İstatistiklere baktığımız zaman Thiago Silva takımda en çok pas atan isim konumunda. Geriden oyun kurulumunda Silva ve Rüdiger kale önünde konumlanırken Azpilicueta biraz daha sağ iç kısımda yer alır. Yani bir nevi ön liberalonun yanına eklenir. Ve topu ileriye dönük kullanmaya yardımcı olur. Geriden oyun kurulurken kendi yarı sahasında 5 kişiyle oyun kurduğunu görüyoruz. Kanat bekler ise daha ileride konumlanıyor. Jorginho ve Kovacic veya Aspilicueta topla buluştuklarında half space bölgesinde konumlanan Werner ve Mount orta çizgiye yaklaşıyor ve rakip stoperi de beraberinde çekiyor. Bu sayede stoperlerin arkasında bir boşluk oluşuyor. Mount'un olduğu bölgeye ele aldığımızda Mount topla buluştuğu zaman rakip stoperi de beraberinde çeker. Bu da savunma arkasında boşluk oluşturur. Hudson Odoi bu bölgeye koşu yaparken Werner de ceza sahasına doğru koşu gösterir. Mount topla dönebilirse pası kendi atar. Dönemezse topu bir gerideki isime bırakarak onun bu bölgeye attığı toplarla tehlike yaratılır. Hatırlarsanız Jorginho, Hudson Odoi ve Marcos Alonso gibi bu tarz isimler Lampard'ın yönetiminde çok fazla şans bulamıyordu ama Atuel'in gelmesiyle bir anda takımın yıldız isimlerinden birine dönüştüler. Özellikle Jorginho yani sezon başından beri Lampard'la beraber hep kadrodaydı ama kulübeden bir türlü çıkamıyordu. Tuhel'in gelmesiyle beraber bir anda ilk 11'in vazgeçilmez ismi oldu. Nasıl performanslar performans sergileyecekler ben çok meraklıkla bekliyorum açıkçası. Sol tarafa baktığımız zaman Alonso Hudson Odoi kadar hızlı bir oyuncu değil. Fakat teknik kapasitesi daha yüksek, bileklerine hakim bir oyuncu. Bu yüzden bu bölgede Werner çizgiye daha yakın top alır. Eğer stoper onu takip ederse half space bölgesinde bir boşluk oluşur ve Alonso o bölgeye koşu yapıp orada topla buluşmaya çalışır. Fakat rakip bek Werner'e baskı yaparsa Alonso biraz daha geride topu tekrar alır ve ters kanada Hudson Odoi'ye uzun top atarak geniş alandan faydalanır ve oyuncuyu bire bire bırakır. İşin savunma kısmında ise hücumda kalabalık olmanın verdiği avantajla önde pres yapıyor Chelsea. Zaten ligde en çok önde pres yapan 6. takım. İleride kalabalık yaratan Chelsea, rakiplerinin pas opsiyonlarını kapatarak agresif bir pres uyguluyor. Savunma yerleştiğinde ise Marcos Alonso savunma bloğuna ekleniyor. Werner ise sol çizgiye kayıyor. Ve savunmada 4-4-2 gibi bir diziliş ile karşılaşıyoruz. Top kapıldığında ise geriden oyun kurarak pasta çıkmayı tercih ettikleri için hemen hücum dizilişi olan 3-2-4-1'e dönüşüyorlar. Ayrıca konuşmak istediğim bir iki konu var. Bunlardan biri de Timo Werner. Yani Timo Werner kötü bir oyuncu değil arkadaşlar. Yani bakıyorum genel olarak sosyal medyada çok fazla yorum görüyorum Werner hakkında, performans hakkında. Fakat Werner kötü oyuncu değil. Sen Werner'i Santrafor'a koyarsan sana atar senede 25 gol, 30 gol atar. Ama sen gider adamı sol çizgiye atarsan öyle 30 gol atıp 8 asist yapmasını falan bekleme yani. Kimse de öyle bir performans beklemesin Werner'de. Werner Santrafor oyuncusu ki Premier League apayrı bir dünya. Yani dünya topçu geldi yapamadı. En basit örneği Shevchenko. Adam Avrupa'da terör istiyordu. Chelsea'ye geldi. Ayağına top değmedi. Sonra hiç oynayamadı. Kulübeye mahkum kaldı yani. Koskoca Shevchenko. Valla Tuhel beni biraz heyecanlandırdı. Chelsea açısından gayet ümitliyim. Fakat Allah aşkına Abram'a uç abi şu takıma bir stoper al artık. Bak rakiplerin Ruben Dias'la Van Dijk'la şampiyonluğu oynuyor. Sen Rüdiger'le şampiyonluğu oynamaya çalışıyorsun. Olmaz abicim. Olmaz. Şampiyonluğu oynayamazsın böyle. Bir kere savunman sağlam olması lazım. Hücumun zaten iyi. Bir tane stoper al bu yaz. Senden tek dileğim bir tane adam akıllı bir stoper al şu takıma. Özetle Lampard geçen sezon çok ümit vaat ederken bu sene bocaladı. Bunu istek dışı yapılan bir ton transfere bağlıyorum. Çünkü Lampard bu oyunculara uygun görevi bir türlü bulamadı. Farklı profillerdeki yıldız oyuncular ve bu oyunculara ödenen bedeller Lampard'ı stres altına soktu. Ve dediğimiz gibi uygun görevi bulamadı. Tuhel ise iyi başladı. Daha konuşmak için erken. Ama Chelsea için gelecek parlak gibi duruyor. Şu an dördüncü sıradalar. Bakalım sezonu nerede bitirecekler. İzleyip göreceğiz. Videonun sonuna geldik böylece. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.